olmuş ya? Burada bunlar ne acaba böyle? Hayaletler mi geldi? Evet, hayaletler geldi falan filan başlıyor. Hayalet! Görünüyor. Mehmet bizi görmüyor, farkımızda bile değil. Hayaletle vampir arası bir şey oldu sanki sen. Git Mehmet'i korkut, o daha çok korkuyor. Ben hiç korkuyorum. Gerçekten hayalet olabilir mi sence? Beceriksiz ya. Beceremiyor. Ondan sonra da sana... Bir Beyoğlu diyorsun. Beyoğlu'nda gelip Cem diye seni mi arayacağız? Mehmet Turgut da falan filan izlemiyor musun? Hiç izlemedim. Evet, Cem Kılıç'la falan filan başlamak üzere sevgili seyirciler. Bugün bizim konseptimiz hayalet. Hayalet olmaya çalıştık. Mehmet Turgut da nasıl olsa bizi görmüyor diye. Şu an bir stüdyoya geldik ama Mehmet bizi görmüyor, farkımızda bile değil. Ben mesela şu duvardan geçerek buraya geldim. Hayalet olmak çok keyifliymiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani metrobüse bindim, hiç akbil basmadan mesela içeriye direkt dahil oldum. O kadar keyifli ki herkese tavsiye ediyorum. Başak? Efendim? Nasıl ölmeden hayalet olmak? Son derece zevkli. Zevkli mi? Hoşuna gitti mi? Bayıldım. Ne tarafları mesela en çok hoşuna gitti? Hayalet olmak neden insanların ilgisini çekiyor? Seksi bir şey bence. Burayı kesebilir miyiz? buradan kırpalım. Kırmızı gözler. Evet, gözler çok enteresan oldu. Çakmak çakmak derler ya. Bak. O ne geldi? Hayalet var burada. Hayalet. Görünüyor, kucağına oturuyor sandalyede ama. Ben Türkiye'nin ilk hayaletli korku komedi filminde oynadım Mehmet. Onu biliyor muydun? Gerçekten mi? Evet, Okul. Sen oynadığın için mi bilmiyoruz? Ben oynadım. Hayaleti sen mi oynadın? Beraber film değil mi? Hayaleti Burak Altay oynamıştı. Ben hayaleti gören ve çok korkan bir liseli genci oynamıştım. Sana çok acayip bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben o filmi izledim. İzledin mi? Çok iyiydi. Beğenmiştim de. Çok iyi çekti. Durul'la Yağmur. Doğu Yücel yazmıştı senaryosunu. İlk korku komedi... Komen kardeşlerin filmiydi değil mi? Taylan biraderleri diyelim. onların da ilk sinema filmiydi bu arada. Şimdi o aklıma geldi, bu makyajlar falan yapılınca. Orada da hayaletler, mayaletler falan dolaşıyordu okulun içerisinde. Ben de seni burada görünce böyle şey oldum aklıma. Ne geldi? Demi Moore ve Patrick Swayze'in Ghost filmi vardır ya. Benim de aklıma nedense Cem'e bakınca Twilight geliyor ya. Yapma ya. Valla. O zaman bakma bana ya. Hayaletle vampir arası bir şey oldun sanki sen. Evet, değişik oldum ya. Diyene bak yalnız. Diyene bak. Yalnız Başak, tam bir Tim Burton karakteri oldu. Aa, bayıldım yani. Baya. Bence bu fotoğrafları Hasan çekip... Hasan Karıncılar karakteri oldu. Mehmet, bence fotoğrafları bana vermelisin. Ben de ona yollamalıyım. Bence de. Evet, kesinlikle. Direkt bir mail atalım. Belki bir sonraki filminde. Niye belli olmaz? Hiç belli olmaz yani bu işler. Şuna bak, Casper oldu bu, Casper. Çok tatlı. Çok sevimli oldun değil mi? Bizde de Casper var. Gel Casper. Bak yaptık. Aa, geldiğince tabii. Gelen Casper. Aa, Casper'a bak. Bir şey söyleyeceğim. Ama ben hiç korkmuyorum bu Casper'dan, niye öyle oldu? Sevimli olduğu için herhalde. Casper arkamıza geçti. Bir şey söyleyeceğim. Bu biliyorsun hayalet filmlerinde ilk yapılan uygulama. Böyle mi yapılmış? İşte böyle yapmışlar, en komiği. Çok komik. Git Casper. Git Casper. Casper, kahvem nerede kaldı? Aslında çok iyiymiş ya. Her eve bir Casper. Ha? Casper bize 3 çay. Şimdi bu mevzu biraz sürreal biliyorsun yani, hayalet falan. Hı hı. İnanmıyoruz ama. Bir tane bir tıbbi bir açıklama okudum geçenlerde. Hatta bunun filmi de var. 21 diye. Bir 21 gram. 20 gram diye, evet. İnsan ruhunun ağırlığı. Diyorlar. Onun sebebi de şu. Biliyor muydun bunu? Çok ilginç bak bilgi.
bir insan öldüğü andan itibaren 21 gram hafifliyor. Bu hayalet ve ruh şeyini konusunu şey yapar mı? Destekler mi veya ispatlar mı? Yani ruh konuları... Ruh konusunu ispatlar mı ispatlamaz mı bilemeyiz tabii yani, ama bu bir şey iddia. Hayalet değil mi? Çağıralım mı bunu? Bir anlamda doğru söylüyorsun aslında, hayalet. Değil mi? Yani gidememiş, diğer tarafa gidememiş ruhlara hayalet diyoruz belki aslında. Ama hayal aslında bu. Belki hayalet yani. Gitmiyor. Öyle bir ruh belki hayalet. Belki de gitmiyor, aynen bilmiyoruz ki. Değil mi? Aslında hayalet kelimesi de ilginç hayalet, değil mi? Hayalet, hayalet aslında, hayalet yani. Hayalet ki böyle bir ruh var mesela. Onda böyle mi hayal etmiş üstü çarşaflı falan. İlk hayal eden çok yanlış hayal etmiş bunu yani. Korktuğunuz hayalet filmleri var mı? Bütün konuyu burada ben konuşup... Ben bu arada acayip korku filmi seyrederim. Ha. Yani en sevdiğim şey korku filmi seyretmek. Özellikle de bir cinli, perili, hayaletli filmlere bayılıyorum. Mesela şu şey, an kendimi onlardan birinin içinde gibi hissediyorum. Paranormal Aktiviti vardır mesela. Ya ondan hiç korkmadım ben. Fakat benim en çok korktuğum, çocukken izlemiştim bir de. Şeytan mı? Küçük kız yatakta bağlı bağırıyor falan. Evet, bir şeytandı. Şeytan, ondan ben de bir de bir film daha vardı. Bir orman evinde geçen. Hep kopu gıcırtısı, hep böyle çok tak tak bir tak tak o. Sesler. Hep önce şişman ölür, sonra sarışın güzel kız ölür. Niye öyle? En sona bakire kalır. Ölüyor, neden öyle? Başakçığım, biz ikimiz bir korku filmde oynasak. Önce, kim, önce olur? Kim ölür? Kim ölür? Sen. Niye? Mehmetciğim, çok iyi, böyle iyi aile çocuğu gözüküyorsun ya. Ben seni gömerim oğlum, öyle söyleyeyim sana. Bak önce makyaj arkadaşımız ölür bence. Geçen hafta Ali Sunap programı geldi, zombi yaptık Ali'yi. Gördüm, çok ondan iyi olmuş makyajlar. Ölüsü yeterlikleri bu herhalde. Gördüm, çok iyiymiş o ölüsü. Yalnız bu arada hayırdır inşallah, bir ölüden gidiyoruz. Ya işte bir toparlasan şu konsepti artık, insan gibi şurada. Ne var yani bizim... Ne istiyorsun hayatım? Bir dahakine ne yapalım onu söyle. Ya bilmiyorum, insan gibi şu sohbet etseydik. Niye bizi böyle öldürdün yani? Vallahi ben bayıldım konsepte. Tam benlik. Bir şey söyleyeceğim. Bunun bir sonrası var biliyorsun değil mi? Mezarlıkta çekiyoruz. Yatmışız, mezar taşları konuşuyor kafalar. Bir şey söyleyeceğim. Size komik bir şey anlatayım. Bundan yıllar evvel. 20 sene önce falan. Bir arkadaşımız, başka bir kız arkadaşımızla böyle bir flört durumundalar. Kıza böyle ilginç şeyler anlatıyor. Ben de arabanın içindeyim. Çok yakın arkadaşız üçümüz de. Sizi ilginç bir yere götüreceğim dedi. Bir yerden çıktık, bir yere gidiyoruz. Beni eve bırakacaklar. Ben arka koltukta uyuyorum. Uyandığımda bir mezarlıktaydık. Aşiyan mezarlığını biliyor musunuz? Evet. Onun orada. Ve dedi ki, yani bu arada çocuk kız etkilemek için bunları söylüyor. Birazdan kulaklarınızı dört açın. Çünkü çok ilginç şeyler duyacaksınız. Ne duyacağız falan. İşte ölülerin bedenleri toprağın altında 40 gün sonra patlarmış, o patlamaları duyacağız falan. Öyle arkadaş mı olur ya? ben hemen telefonunu falan silerdim yani. Peki duydunuz mu Eşe? Ya bilmiyorum da bayağı korktuğumu hatırlıyorum. Aa. Gel buradan bir ufak uzaklaşalım seninle. Aman abi. Bunlar da kız kıza makyajlarını yapsınlar. Evet evet. Ulan tehlikeli bir hay almaya başladı. Mehmetciğim, sen akşam korkunçlu bir rüya mı gördün uykunda? Neden bizi bu hale soktun? Şimdi gidiyorsun Superman diye şarkı yapıyorsun. Bayağı danslar master ediyorsun. Bir şey olmuyor oradan da. Oradan yürüyeyim diyorsun. Geldim burada bir hayalet yaptık ama problem oldu. Sen izledin mi o klibi? Hayır, izlemedim. Şarkı marka söylemiş. Bir de her gittiği programda eline gitar vermişler. Ondan sonra orada bir de şarkılar markalar canlı. İnanamazsın. Ama bayağıdır söylüyor zaten. Öyle 10 yıl oldu Mehmetciğim ya. İşte... Ya senin fotoğrafa başlaman gibi düşün. Kaç yaşlarında başladın sen fotoğrafa? Ben hatırlamıyorum. Benim ailem 100 yılı aşkın zamanda fotoğrafçı. Aileyi geç. Ailen tamam. O ya, ailenin başarısı. 7-8 başarın. Yaşında başlamışım. 7-8 yaşında. Bak emin ol, ben de 7-8 yaşında enstrüman çalmaya ve şarkı söylemeye başladım. Çok ilginç. Ben de 7-8 yaşında yazmaya, öyküler yazmaya başladım. Bu işler hep 7-8 yaşında. Siz 7-8 yaşlarında makyaj yapıyor muydunuz? Evet. Yapıyor muydunuz? Kızı rahat bırak, makyajını yapsın. Bir şey söyleyeceğim sana. Sana bir sürprizimiz var. Piyano getirdik. Çalar mısın bize? Ya. Güç senin olsun. Ne oldu? Neden gitar getirmiyorsunuz? Ana konum değil piyano. Duyduğum her şeyi çalabilirim ama tat vermez. Buna Windows'ta biliyorsun mavi ekran diyoruz biz. Hemen çökünce arada. Sistem çöktü diyorsun. Şaka bir yana da çok, bu çok yönlülüğün hep böyle devam ediyor mu? Yani olacak mı? Diziler, işte müzik, ya sinema. Evet, bir şeyden sıkılıyorum. Biraz üstüme fazla geliyor. Öbürüne geçiyorum. Şimdi mesela... ticaret yapmaya başladım. Mantıcılık yapıyorsun. Mantıcılık değil demeyelim ona. Yeni lezzetler. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında geleneksel lezzetleri modern sunumuyla
yiyiciyle buluşturuyoruz. Yiyiciyle buluşturuyoruz. Reklama girdi mecburen araya editorial reklam girmek zorunda kalacağız. Ama marka adı söylemedim sevgili dostum. Yani Mehmet Turgut dediğim zaman sen bir markasın ya şimdi. Daha çok aslında yüklenmesi gerekiyor. Cem Kılıcı'nın yanında. Yani. Ne olacak? Bir müziğe devam mı? Yapacak mısın gene single'lar mingle'lar? Yaptım bir tane hazırladım. Haluk Grossman'la bir çalışma yaptım. Batman şimdi... mi o da? O da Batman. Batman. Yok o da şey Dracula konseptli. Bu da klip çalışmam. Bir de şeyde kuliste izletti bana. İnternet dizisi yapmış. Oğlum ben her gün aynıyım lan. Değişmeliydim. Hem de hemen biraz değişmeliydim. Bir an durdum. Değişime nereden şey yapayım diye düşünüyordum. Niye duruşumu değiştirmiyordum? Hop hemen böyle duruyordum. Hop biraz da şöyle duruyorum. Bu nasıl? Böyle pardon diyordum. Duruşunu değiştirmek pek olmadı sanki diyordum. Bir karakter yaratmış bayağı Forrest Gump kılıklı. Böyle nerd. O kadar komik ki. İyi hadi senin makyajın da bitsinler de biraz size hayalet konseptli fotoğraflar çekeyim. Aa tamam. Tamam. Nerede çekeceksin? Stüdyomda. Oo. Şu anda tam oradasın. Ya, bu halde mi gideceğiz? Hı? Ha, bu stüdyoda çekeceğiz. Hep böyleyiz evet. Olacak. Gel Başakçığım. Neredesin hayalet? Manyak! Git buradan! Git buradan! Git! Manyak! Gece uykuda gel. İşimiz var. Fotoğraf çekeceğiz. Git Mehmet'i korkut. O daha çok korkuyor. Ben hiç korkmuyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi fotoğraf çekerken hareketli şeyleri çektiğimiz zaman enstantane dediğimiz şeyi yükseltiyoruz. Tamam. Enstantane dediğimiz şey nedir? Çok basit anlatacağım size. Perdenin açılıp kapanma hızı. Hı hı. Yani perde açılıp kapanıyor ve orada lensten içeriye ışık giriyor ve pozluyor fotoğrafı. Bunu yüksek tuttuğumuz zaman ne oluyor? O su taneleri ondan sonra... böyle videolar vardır ya böyle, bu balona böyle iğneyi batırırlar. Polenler falan böyle uçar. Dağılır. Onlar mesela şeydir, bir saniyenin 1500'de birinde çekilir. Sende öyle kameralar bir mı var? Bir saniyenin. Evet. Wow. Bir saniyenin 1500'de biri hızıyla çektiği için. Şimdi motion. Biraz ben enstantaneyi burada yükselteceğim. Neden? Çünkü bunları böyle biraz havada uçarken görmek istiyorum. Ama sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Ne yapacağız? Ne yapalım? Şimdi şunu bir tane sana vereceğim. Sağ ol. Bir tanesini de sana vereceğim. Aldığım en anlamlı hediye oldu. Evet. Ne yapacağız bunları? Ben söylediğim zaman atacağız. Elleri de şöyle yaparak şöyle atacağız. Bak şöyle atacağız. Bir deneyeyim bak. Sen yap bak. Bakayım. Şöyle atacağız. Sen çok beceriksizce yaptın şöyle. Ya. Bir, evet bak ama sanat eseri gibi şöyle yapacaksın. Eli yatkın. Bak, yani benim gibi şöyle. Yani. Eli yatkın atmaya alışık adam. Laf attı sana. Ver bakayım makineye. Kesper. Ya kesper. Ha, çok sevimli ya. Her eve lazım. Vermiyor bak, makineyi vermiyor. Kesper, ver onu. Öldürürüm seni de diyemezsin, adam ölmüş. Dur bakayım, bir deneme bir çekelim. Olmazsa da vazgeçelim bu işten diye değil mi? Bir dakika, bakayım bir. Sen at dedim, atacağız. Üç diyeceğim ben. Bir, iki, üç. Mal gibi suratımı attım. Ya gerçek bir yeteneksizsin bu konuda. Böyle niye atıyorsun? Şöyle bak. Başa bak, sanat eseri gibi çıktı. Sen kendin, sen de yoksun. Ben yokum, ben zaten yokum yani. Zaten yoksun. O zaman parayı Başa'a verirsin, ben alayım. Biraz yaklaşalım birbirimize. Hah. Cemciğim biraz çakma arkaya gir, çok büyük alıyorsun. Çok az, bir tık aşağı, arkaya gir. Arkaya. Evet, hazır. Üç deyince, bir, iki, üç. Yine benim suratım kapandı. Özellikle yapıyorsun değil mi? Hayır abi, valla. Evet, yüzümüzde donuk bir ifade olsun. Bir, iki, üç. Güzel. Bir tane daha şimdi. Evet. İfadeler iyi miydi? Bir dakika. Çok güzel. İfade harika. Evet. Geliyor. Say. Hazır. Bir, iki, say. Üç. Ben biraz galiba asistanlarımdan bu konuda yardım alacağım. Çocuklar gelsenize. Efe. Hazır mıyız çocuklar? Üç deyince. Arkaya doğru. Evet. Bir, iki, üç.
Çok güzel. Çok güzel. Bir daha olacak. Evet. Bir, iki, üç. Efe'cim sen öne at, sen de arkaya at bakalım. Efektör şu atalım. Elin böyle durması iyi mi? Çok güzel. Elini koy, elini koy. Aha. Evet. Hazır. Bir, iki, üç. Hayal ettiğim ya gibi bunu oldu. Bunu göstermek istiyorum. Çok merak ettim. Wow, çok güzel ya. Photoshoplu mu? Lütfen Cem. Hayır, değil tabii ki de. Deyip atlarmışım ben de, değil mi? Photoshop'u evet. Da yapıyor ya adam. Hazır. Bir, iki, üç. Evet. Hazır. Bir, iki, üç. Sen kafana bir şey düşmesine alışkınsın setlerden. Aha, evet. Onu da şunu söylediğim anda onu yayınlayacağım biliyorsun. Yapma ya. O boom düşme kim yolladı? Keremcan mı yolladı? Tabii ki. Set de kafasında boom düşüyor. Mikrofon. İyi ışık düşmüyor. Bir de ışık düşen insanlar da yani var yani. Kafada boom düştüğünde mesela mikrofon düşüyor. Ne yaparsın? Ah dersin. Evet dersin. Yani bir şey dersin. Gerçi onlar çok da şey olmaz. İçinde bir pomponları var dışında kaplı falan. Saçını düzeltiyor saçını. Böyle yapıyor bak. Böyle böyle saçını düzeltiyor. Ya ben ne olduğunu tam anlayamadım orada. Yani bir şey düştü ama kafama boom'u da görmedim. Evet ama izliyoruz boom'u... şu anda onu. Şu anda izliyoruz onu. Neresi yok. Hem uçup gitmedi ya bu adam. Bir tane bir ışığım daha var. Onu da kullanalım. Getir bakalım. Ha, bir tane ışığım var derken sizi bir tane paraflaşla çektim. Paraflaş ne? Bu hani normalde küçük makinelerin üzerinde küçük flaşlar olur ya. Bunların profesyonel ve daha büyük olanı. Tamam. Ve paraflaşın en büyük esası şudur. Sıkıyor muyum sizi böyle bir yere? Yok. İstiyoruz öğrenmek. Şudur. Yani hepiniz sayısız çekim yapmışsınız fotoğraf stüdyolarında. Ama bu bilgi bilmiyorsunuzdur. Güneş ışığına en yakın ışıktır. Hmm. Hiçbir evet, şey güneş ışığından daha iyi olamaz. Ama peki, her neden, tür güneş ışığı değil herhalde. Peki neden sadece bastığında veriyor, patlatıyor? Sürekli yansa daha güzel sürekli pozlamaz mısın? Sürekli yanan ışın ışık sinema ışığı. Eski fotoğrafçılarda sinema öyleydi bunlar yok. Sabah ya da akşam ışığı güzel derler, doğru mu? Tabii. Sabah sana akşam bana mı gelir? Bak sabah ışığı olacak ama güneşin önünde hafiften bulut olmayacak mı? O ışığın tabii, çiğliğini süzmeyecek mi? En sevdiği şey parçalı ışık. Parçalı ışık. Parçalı ışık. Benim Instagram'daki profil fotoğrafımda bile cep telefonu kendim çektim gayet basit. Dışarıdan giren böyle bir güneş ışığı vardı. Parçalı ışık yüzümün yarısı falan. Onu koydum yani. Şuna gitti. Telefonla mı çektin profil fotoğrafını? Evet. Kanka, kendin mi çektin? O derecede mütevazi. Ne megalomanyak bir insan ya. Aileden fotoğrafçıyım diyor. Hiç kimse çekmiyor mu senin fotoğraflarını? Çocuklar bir tane 50 mm'de 1.8 lensi olan bir fotoğraf makinesine ihtiyacım var. Niye? Çünkü bu kullanacağım ışık... Okan Bölgen çok sever bunu. Bu ne? Bu da ring light dediğimiz. Aha. İşte senin o sabit ışık diyorsun ya. Ha onunla. Şimdi, al sana şimdi onu mu yürüyeceğiz? Şöyle biraz ama biraz böyle yaklaşmanız gerekiyor. Deminki gibi mi duracağız? Şöyle bir yine format yapalım mı peki? Ha, Başak da bana dönsün. Dönsün tamam. Yani şeyi kadrajı küçültelim. Şöyle. Ha, şöyle bakalım. Şöyle, evet. Uyar mı? Uyar. Dur bakayım. Biraz yaklaşmanız lazım. Çok dar. Heh. Hayatlar mutlu mudur, mutsuzdur genelde ya. Casper hep çok mutlu. Hep mutsuzlar. Casper bir tek mutlu değil mi? Casper mutlu o da çizim. Aa, bir de Hayalet Avcıları diye bir film var. Oradaki hayatlar da bayağı mutlu. Ya, çok güzeldi o filmde. Hatırlamaz olur muyum? Çok zevkli filmdi. Ben hatırlamıyorum aynen ya. Çocukken izledim geçti gitti. Vallahi nasıl hatırlamıyorum. Yani? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Gerçekten. Ya biliyorum filmi de hatırlamıyorum ya. Böyle huyların yok mesela? Çok böyle eski filmleri tekrar tekrar izlemek gibi. Var aslında da çalışmaktan vaktim olmuyor ki. Emeklilik ben hep için bunu düşünüyorum. Yapıyorum. Emeklilik için düşünüyorum. Ben yapıyorum. Sürekli izlediğim filmleri bir daha izliyorum. Geçenlerde Özge konuk oldu, Özge Ulusoy. Konu da uçmak. Hı. Dedim ki Özge'ye. Top Gun bize ne yaptı dedim. Sana ne yaptı yani? Hiçbir şey yapmadı dedi. Ya dedim nasıl bir şey yapmadı? Hiç mi etkisi olmadı falan? Yok ya dedi, ablamın dedi odasında posteri vardı. Göz kırpıyordu bana sadece Tom Cruise dedi. Allah'tan dedim hiçbir şey yapmamış. Daha ne yapsaydı? Sana da Ghostbusters biraz fazla mı oldu genelde? Oh. Bir dakika bakayım şimdi. Biz seni göremiyoruz. Seni göremiyoruz biliyorsun önemli, değil mi? Ben sizi görüyorum. Evet. Daha yaklaşalım şöyle. Evet. Yok yaklaşmayın. Şöyle yapalım. Yine Cem şöyle bir aşağıya doğru baksana bir. Twilight. Heh. Gözleri göremeyeceksin ki o zaman. Hepsini görmüyorum canım. Arada bir görelim. Heh, bu da iyi. Başakcığım sen de iyice yan dön bakalım bir tane. Heh.
Evet, bir dakika. Bir de sırt sırta yapalım bir tane bir şey. İyi fotoğrafçı diyorlar senin için. Doğru mu? Evet. Elimden geleni yapıyorum. Yine öne geçtin. Çok büyük kalıyorsun. Şöyle yapalım. Evet. Bu sefer de çok abarttın. Neyse, olur. Seni dublör çağırdım ben zaten başımdan yanına, değil mi? Hiçbir resimde yokum, değil mi? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Seni bir kenara alayım. Böyle bir tek bir portre çekeceğim. Tabii. Ne yapalım istiyorsun? Şöyle bir şey yapsana, şöyle. Vardır ya şöyle. Tabii, parlaklığı şey yap. Evet. Bir öyle. Ben de kamera arkası çekebilir miyim Mehmet? Çek çek canım, rahat ol. Benim makineyi de çek, sen ne iyi olur. Evet. Biraz çeneyi kaldıralım şimdi. Biraz daha, evet. Çok güzel. Bir tane şöyle bir şey yapalım. Tekerini şöyle mesela koy. Evet. Çok iyi. Evet. Bayağı iyi görünüyor bu şarkıcığım. Evet. Şimdi Cem'i alalım. Sen kamera arkasına devam et, video. Çok güzel. Bu ağzını niye açıyorsun öyle? Dur bir dakika. Özel bir şey mi var? Hayır, gözüm yaşarsa. Şöyle bir ağız. Çok az geri çıkar mısın? Evet. Bir yukarıya bak bakayım. Çok güzel. Bitirdim. Çok güzel. Aa. Çok güzel. Evet. Ben direkt konuya gireceğim. Girelim. Başakçığım şu kitabı anlat bakalım bize. Neydi kitabın adı? Kelebeğin Kaderi. Neden Kelebeğin Kaderi? Çünkü kelebek kozasından çıkmak için biliyorsun tırtıl kendi evet, kelebek biliyorum. Oluyor bir koza örüp kendisini. Ve o kozadan çıkmak için çok müthiş bir mücadele vermesi gerekiyor. Eğer kelebeği kozasından erken çıkartırsan, kozasını genişleterek ona yardım etmek için mesela. Dışarı çıkan kelebeğin kanatları ne yazık ki küçücük ve gelişmemiş olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında o onca çaba, onca zorluk, onca uğraşı kelebeğin kaderini gerçekleştirmesi için bir yol. Yol. Peki anlamadım benim. Aynı şey insanlar için de geçerli. 575 sayfada anlatmayı nasıl becerdin? Hayır, kelebeğin ömrü bir gün, kitabı 900 sayfa. Kaç sayfa? 575 sayfa. 600 sayfa. Yok yok, tam 575 sayfa. Kapakları saymazsak. Aslında yaşadığımız hiçbir şey tesadüf değil ya. Yani öyle. Her şey büyük bir planın küçük bir parçasından ibaret. Evet. Karşımıza çıkan her insan, yaşadığımız her olay bizi gitmemiz gereken noktaya götüren araçlar. Hı hı. Hikaye tamamen bunu anlatıyor. Bütün karakterler yaşadıkları sıkıntılara, mücadelelere, başlarından geçenlere bir türlü anlam veremiyorlar. Ve çok üzüldükleri durumlar ortaya çıkıyor. Fakat nihayetinde bir süre sonra aslında o olayların onları hangi noktaya götürdüğünü keşfediyorlar. Peki Tuna Keremitçi var, sevgili Tuna Keremitçi. Hı hı. Onunla ilişkisi ne kitabın? Tuna benim çok eski arkadaşım. Biliyordu projeyi. Sonra okuyup bir küçük yazı yazmasını rica ettim ondan. O da beni kırmadı sağ olsun. Benim kitabımda yekta kopan vardır mesela. Abi ricaya bakar mısın? 600 sayfa okuyup bir şey yazar mısın? Bir ay müsaade istiyorum. Bunu Cem'le bana gönderdin, seneye yazardık. Seneye yazardık. Kitap tedavülden kalkmış olurdu. Öyle değil, belki de çok akıcı. Ben Cem'in okuyacağından emin değilim zaten. Yo, okurum ama gerçekten uzun tatil lazım. Yoğun çalışıyoruz Başak ya. Sen de biliyorsun bu işleri. Müzik yapıyorum, dizi yapıyorum, ticaret yapıyorum, yazı. Ben de yazıyorum, senaryo yazıyorum. Canım hani, siz sohbet etmeye devam edin. Ben programı tekrar bitirmek istiyorum. Öyle bakınca sen fotoğrafını çektin, aslında işin bitişi. Bey Başak bu kitabı yazdın, sonra ne olacak yani? Ama çok iyi gidiyor insanlar. Sevdiler. Güzel. Kapak da çok güzel. Evet, kapağı da çok sevdim. Ben direkt ona baktım, kapakta renkler falan. Gayet mizampaş. İkinci baskıya girdi mi?
3'e girmek üzereyiz. 3'e girmek üzere. Bu hafta helal. Gireceğiz. Helal. İşte. Çık buradan. İşte bunları çok seviyorum. İşte bunları çok seviyorum. Ellerine sağlık. Ya herkese tavsiye ediyoruz. Kelebeğin kaderi. Verdiğin emek karşılığını bulunca ben çok mutlu oluyorum. Evet, inanılmaz. Senin adına çok mutlu oldum. İnanılmaz bir haz ve normalde hani böyle sahneye çıktığın zaman gelip insanlar seninle konuşurlar oyundan sonra ya da işte bir dizide ya da sinema filminde oynadığın zaman sonradan karşılaştığın insanlardan geri dönüşler alırsın ve bu seni çok tatmin eder. Okuyucularından geri dönüş almak inanılmaz bir duygu. Çünkü bu kitabı yazarken insanların hayatlarında bir yere dokunmak istemiştim. Onların hayata bakış açılarını değiştirmek, varsa umutsuzluklarını umuda çevirmek, yaşadıkları sıkıntılara bir anlam vermelerine sebep olmak istemiştim. Öyle de oldu galiba gelen yorumlardan. Seni gönülden tebrik ediyoruz. Korsanı çıktı mı? Korsanı yok, çıkmışsa... Korsan çıkmıştır. Almayalım lütfen. Almayalım tabii de. Ne sinema filminde? Hani öyledir ya, korsanı kitapta. Çıkmışsa tutmuş oluyor. Sen gerçekten hayalet olabilir misin acaba? Yani ben seni bildim bileli. Aynısın diyorsun. Hiç değişmiyorsun abi. Saçlar değişmiyor, cilt değişmiyor. Yani yaşlanmıyor adam, kilo almıyor falan. Hep fit. Nasıl oluyor bu? 38 yaşına geldim Mehmet. Ben de 38 her yaşındayım. Her gün spor yapıyorum abi. Her gün yapıyorsun? Her gün yapıyorum. Vay be. Pazar hariç. Pazar günleri komple kepengi kapatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir, çünkü cumartesi geceleri çok ağır geçiyor konserler. Çalışma hayatı falan. Hani sabaha karşı anca yatabiliyorum. Ha, konser vermeye devam değil mi? Yaklaşık 10 senedir her cumartesi Beyoğlu'nda müzik yapıyorum. Süper. Çok kemik bir izleyici kitlem var. Asla beni bırakmıyor. Ben de onları bırakmıyorum. Her geçen gün yenileri ekleniyor. Biraz eksiliyor falan. Öyle en bir... çok Superman şarkını seviyorlar herhalde. Superman'i ilk 5 sene falan çok çaldım. mekanda ama artık ne bileyim ben hani o gitara ilk başladığım zaman yaptığım ilk şarkıdır benim Superman. Yani elime aldım akor çalışırken gitar hocam bana geçmem gereken akorları falan gösteriyordu. O gittikten sonra ben çalışırken aklımda beynimde melodiler tınlamaya başlıyor geçişi çalışırken. Superman deyip geçme. Mozart Fuat Özkan'da Superman, Superman diye şarkısı var. İşte Nil Karabiremgil de yaptı. Yani Superman hepimizin hayal kahramanı, çocukluk kahramanımız. Yani uçabilmek her insanın en çok istediği şey. Şu anki en çok Superman gördüğü rüya bence kızların. Rüyasıdır. Nasıl yani? Yani en son Superman var ya. İzlemedim onu ben galiba. Yani onu izlemeniz lazım. Şimdi yenisi geliyor. Batman'le karşılaşıyorlar. Orada bir de şey, Batman'de Ben Affleck oynuyor ilk defa. Böyle bir şey var. Yeni Superman oynayan, şimdi oyuncunun çocuğunu adını hatırlamıyorum. En son Uncle diye filmi oynadı. Ama Superman'in karizması şu anda sinemada kurtarıldı. Çünkü çocuk Superman olmak için doğmuş yani. Şey süper bir çocuk diyorsun yani. Bugünlerde bir Star Wars şeyi demiyoruz, var ha. Gerçi ama her aynen. Yerde böyle bir empoze durumu. Star Wars durumu. Herkes Star Wars. Karl Lagerfeld bile kendini işte şey yapmış. O Troopers'lar var. Onlardan biri yapmış falan böyle şeye koymuş. Instagram'a koymuş. Ama ben şeyi koydum. Darth Vader'ı koydum. Ama sadece Darth Vader değil. Ben Darth Vader'ın fotoğrafını çektim. Çünkü benim stüdyoma gelmişti. David Bros. O Darth Vader içindeki zaman? Adam. Bundan 3 sene önce. Onun fotoğrafını çekme şansım olmuştu ve röportaj yapmak 46'ya şansımız olmuştu. O da şanslıymış ya. Evet, Mehmet bence Turgut. De. Yok canım. Herkesin fotoğrafını çekiyor. Ya dur şurada verelim gazı azıcık Mehmet. Ben gaz almam da. al azıcık al lazım. Şey diye paylaştım fotoğrafı. Darth Vader stüdyomu ziyaret etmişti. Beni de Işın Kılıcı ile kutsamıştı diye. Onu da paylaştım. Bayağı havalıydı yani. Ne tarz bir şey çektin peki ona? Yüzünün yarısı kendisi, yarısı Darth Vader yapmıştım. Evet. Şu anda herkes görüyor yani bence şu anda. Yanımda şöyle duruyor falan diye. Peki, bu hayalet olayına dönmek istiyorum biraz daha. Yani yıllardır bu hayaletler peşimizde. Tamam, zombiler de peşimizde, kurt adamlar da peşimizde, vampirler de peşimizde ama bu hayalet mevzusu sanki daha gerçek olabilecekmiş gibi geliyor. Ben olduğuna inanıyorum. İnanıyorsun yani. Var olduklarına inanıyorum. Ya, sen inanıyorsun. İnsanlar zaten ölüme inanmıyorlar ya. Hani onun peşinden mutlaka bir yaşam daha gelecek diye düşünüyorlar. Bu hayal ürünlerinin... beyinde yarattığı eser bu hayaletler, işte uçma istekleri. O reenkarnasyon Hindistan'da canım. İşte yani bunların... Bizde öyle bir şey yok bizim dinimizde. Yani, dinlere göre düşünecek olursak öyle ama hani her şeyi bir kenara bırakıp insan olarak düşündüğün zaman hani ölüyorum, gömülüyorum, sonra bir hayat var mı? Bu kadar mı? Burada bitiyor mu? Mutlaka bir şey harekete geçip ortalıkta geziyordur, bir şeylerden haberi vardır. Fikriyle herhalde ortaya ruh dediğin şey ölmüyor ya aslında dinlerde de var. Beden sadece bir toprak parçası yani yaşadığımız gezegenin elementlerine uygun organik bir yapı. Çürüyen, içinde can olmadığı zaman kurtlanan bir yapı aslında. Evet. Aslında ruhtan gelen bir şey hayalette. Yani o ilk başta konuştuk ya hani ruh çıkar 21 gram hikayesini anlattınız. Evet. O ruhla alakalı tamamen insanlar
ruhlara, gidememiş ruhlara hayalet diyorlar aslında. Yani, ve ben olduk gerçekten olduklarına inanıyorum. Neden beyaz hayal ediliyor peki bu beyaz? O bence sinemayla alakalı. Öyle mi diyorsun? Bence ilk sinemada. Tasvir etmek lazım. Aynen, acaba ben... tekrar tasvir etsek mesela hayaleti tekrar hiç düşünme beyaz falan öyle bir şey yok. Tekrar bir hayalet çiz deseler şu anda nasıl çizilirdi acaba? Şuflu yeşil olurdu ben. Öyle bir şey yapabilirdim yani. Belki nedense, şeffaf bir şey olurdu. Evet şeffaf hani şeffaf ya da böyle sanki sisli puslu gibi, duman gibi. Aslına bakarsan benim kafamdaki hayaletler şu anda karşımda duruyor. Ben yaptım yani sizi. Kafandaki hayalet böyle miydi? Kafamdaki hayalet kesinlikle böyleydi yani. Peki neden konuklarınla beraber? Pardon böyleydi. Konuklarınla beraber sen de bu makyajlara bürünmüyorsun. Yani hoş mu oldu şimdi bizi böyle yaptın? Bir kere başıma gayet rock and roll bir şekilde oturuyorsun karşımda. Enteresan karşımızda. Bir hadise geldi geçen sezon. Nasıl? Sevgili Cemal Hünal'ı şövalye yapacağız. Hı-hı. Ondan sonra Cemal de benim çok eski ve sevdiğim arkadaşımdır yani. Ondan sonra dedi ki Memo'cum dedi ben sana kostüm getirdim. Hayırdır abi ben takım elbisem var bilmem ne var güzel düzgün çıkayım işte ceketim meketim. Yok dedi öyle. Helal olsun. Yine girmemize yani. Bir dakika var. Giyeceksin yoksa çıkmıyorum dedi. İşte abi yapma etme falan dedim bilmem ne. Getirmiş bir tane sultan kostümü gibi bir şey. Ya ben bir nasıl söyleyeyim sana böyle bıyıklarla falan. Ama bıyıkla hayal tam bir yeniçeri oldum yani. etekli böyle. Böyle elim burada kılıçlar taktım. Böyle sundu programı burada. Yani orada en büyük golü bana bu programda attı yani. Krallar, kraliçeler, şövalyeler, prensler, prensesler. Bıyıklı hayalet de olmazmış. İnandırıcı olmazmış. Yani. Hayalet değil ya. Sultan yaptım yani. Tamam sultan. Yani ben şimdi desem ki makyöz arkadaşa Mehmet'i de böyle yapacaksın yoksa çıkmıyorum programa. Bıyıklı düşünemiyorum şu anda. Hani bir... Instagram'dan takip ettiniz mi bilmiyorum. Geçen hafta Vietnam'daydım. Oraya bir fotoğraf ve kültür gezisi düzenledim. Çok da güzel fotoğraflar çektik. Onunla ilgili bir video var bir bakalım. Ondan sonra size neler yaşadığımı bir anlatayım. Vietnam'dan bahsetmek istiyorum. Gittiniz mi hiç o taraflara? Yok ben gitmeyi çok istiyorum. Vietnam, Kamboçya, ne bileyim işte şey, Phuket, ben Thailand. Uçakla o kadar seyahati göze alamıyorum ya. Niye alsam uçak? Önce korkuyor bir Amerika'ya gideceğim. Hayır korku değil yani 10 saat 12 saat karaya basmadan uçakta olma duygusu yani en fazla Avrupa'ya kadar yani 4-5 saat tahammül edebiliyorum uçağa. Yok ya şimdi filmler var uçağa biniyorsun tabii ben canım. Her zaman 3 tane filmi arka arkaya izliyorum. 13 saatlik yolu bitirmiş hiçbir oluyor. Hiçbir şeyim yok. Uçağa biniyorsun, şu yukarı battaniye çekiyorsun, bir tane film açıyorsun. Orada böyle yarasa gibi uyurma. En sevdiğim uçuşlar böyle Amerika uçuşları mesela. Ha, bayılıyorum. Evet, düşündüğünden uzun. Daha çabuk bitiyor bir de. Ben 19 saat uçtum bu arada aktarmalarla falan. İşte şeyden, Vietnam'dan, Kamboçya'dan buraya. İşte Singapur aktarmalı falan. Ama düşündüğümden çok daha çabuk bitti yani. Bu arada oralar görülmesi gereken yerler. Kesinlikle. Adamlar savaşta Amerika'yı yenmişler şimdi Vietnamlılar ya. Hala onun gururunu ve onun şeyini görüyorsun o kızıcık adamlarda yani. Ama Amerika şimdi Amerika abi. O zaman fark etmez. O zaman da Amerika'ydı. Ayrıca, şimdi girse Amerika gene oraya gene Vietnamlar onları yener. Öyle çünkü mi? Tabii, öyle bir inanç var diyorsun. Aynen inanç değil. Yani adamların sistemi ve atıyorum savaşma teknikleri çok enteresan. Hmm. Ters terlik yapmışlar mesela. Ters terlik mi? Yani şeyden araba lastiğinden kesmişler. Hani bizim terliklerimiz böyledir ya. Bunu tam tersini düşün. Yürüdüğü zaman ayak izleri ters oluyor. Bu tarafa doğru yürüyor. Amerika zannediyor ki buraya yürümüş. Arkadan tık tık avlıyorlar. Wow, ne kadar tabii. Zeki. Vietnam kafası. Vay arkadaş. Yani, hadi bunları geçtim. Hadi savaş, müzeler bilmem ne harika. Ama onun dışında da doğa güzelliği olarak, fotoğraf olarak da bence çok çekici fotoğraf meraklılarını mesela işte fırsat bulduklarına gitmelerini tavsiye edebileceğim bir noktadır yani. Çünkü her yer gerçekten renk, doğa ve şey kentleşme o kadar şey olmamış yani. Ele geçirememiş daha diyeyim. Mesela Küba'nın da son yılları ya. Hı hı. Yani Küba da artık. Evet yakında kapitalizme yenilecek. Kapitalizme yenilecek. Yenilmeden görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Küba. Dünyada kapitalizme yenilmeyecek bir ülke var mı acaba? Bence yok. Bence de yok. Yani. Orası belli olmaz. Hı? Orası belli olmaz. İyi bir lider her şeyi değiştirir. Öyle mi diyorsun? Ne gerek var ki kapitalizme? Kendi içinde çözebiliyorsan. Öyle olmuyor. Işte. Teknolojiden de uzak kalmayacaksın yani. Bir taraftan. Nasıl kalmayacaksın? Teknoloji dediğin anda hop. Kapitalizm.
Nasıl aynen yani? Aynen öyle. Hayır, tamam, teknolojiyi devlet alır, tamam mı? Bedava dağıtır. İşte o zaman sosyalizm oluyor abi. Ha, devlet alacak, bedava dağıtacak abi. Sen şey kalmayacaksın. Teknolojiden hiçbir şeyden geri kalmayacaksın. Şimdi sosyalist ülkelere bakıyorsun, her şeyden geri kalmış görünüyor. Komünist ülkelere pardon. Öyle yani şu makyajla ve şu lenslerle şöyle ciddi konuşuyorsun ya karşımda. Bu sohbet hiç olmadı ya. Hadi başka şeylerden konuş. Çok eğlenirim. Bak programdaki en sevdiğim şey bu. Yani iş bir yerde ciddi bir muhabbete illaki dönüyor yani. Ama siz tabii beni görmüyorsunuz ama ben sizi görüyorum yani. Aynen öyle. Karşımda iki tane hayalet bana sosyalizmden, kapitalizmden bahsediyor. Rock'n'roll bebeğim. Yani, hadi. En sevdiğin hayat filmi. Casper, çizgi film. Ya ben çok fazla bak şey sevmiyorum abi. Cosmos sevmiyorsun. Hayal, yok ya ne bileyim bu şeylere falan da alışamadım ben. Yüzüklerin Efendisi falan filan. Onların hayatları sevmiyorum. Ne ayıp ya, Allah Allah. Sevmeme hakkımı kullanıyorum. Olamaz mı? Ben Avrupa filmi seviyorum abi. Küçücük bak bir kaşık suda bana fırtına kopartabiliyorsan iyisin. Ama kostümler, dekorlar, senaryolar... İşte Hollywood milyar dolarlar falan girdiği zaman içine o bana fena bir yapıt olarak görünüyor. Ama küçücük bir el kamerasıyla sen gerçeğe çok yakın bir hikayeyi çok da altında müzikler olmadan, efektler olmadan gerçek duyguyu bana geçirdiğin zaman benim için o film daha büyük başarı. Tam bir Cem'in 50 tonu. Ben de fantastik, fantastik sinema. Fantastik hiç hoşlanmıyorum. Ben çok severim. Hiç ben hoşlanmıyorum. De, ben o yüzden mesela şu an bu var kostümlerde... Var mıydı çizgi roman, müzgi roman hastalığı sende? Nasıl? Böyle. Çizgi roman falan şeyleri var mıydı böyle? Ne var çocuk ya, çizgi roman. Çok vardı. Değil mi? Çok sen de yok muydu çizgi roman hastalığı? Biz çizgi romana yetişemedik ya. Sen nerede büyüdün? Hep bisiklet mi oynadın? Ne yaptın sen? Ya sokakta büyüdüm gerçekten. Biz meyve ağaçlarına dalıyorduk. Çağla mesela çalardık. Sen elim nereliydin? Çalardık. Ankaralıyım. Ben de Ankaralıyım. Ben de Ankaralıyım. Hemşeri çıktım diye. Hepimiz Ankaralı söyledin mi? Nasıl senle ağaca dalmadık ya? Ya ağaca hepimiz daldık canım. Ankaralı olunca ağaca dalıyorsun, bisiklet oynuyorsun da. Ama çizgi roman nasıl olmaz? Çizgi roman hayatında olması gereken bir şeymiş ya bence. Bu biraz aileden ama bizim ailede çok fazla çizgi roman falan okunmazdı. Öyle söyleyeyim. Benim kardeşim çok okurdu ondan. Ya abilerimiz, ablalarımız zamanında bile vardı canım. Tekşi vardı, evet, zamanı vardı. Evet, hala da var aslında. Yani sülale vardı. Sülale apartmanında büyüdük, hiçbirisi okumuyordu. Yani amcalarımın hiçbirisi ve babam dahil olmak üzere biraz kalabalık bir sülaleyiz. Pek evde çizgi roman görmedim ben. Ama mesela babam Atari alıp gelmişti eve. İnanılmaz keyifliydi yani o dönem var ya. En sevdiğim. Yani 3 sene boyunca rahmetli babacığımla nasıl güzel Atari oynadık. Ya şimdi bu çizgi roman diyoruz, atari diyoruz, sinema diyoruz ve böyle hep eğlenceyle ilgili şeylerden bahsediyoruz ya. Tabii arada kitap da girdi. Hı hı. Daha ciddi. Bir şey getirdi aklıma. Şu heykelde görünce bu sevgili Haldun Norman'ın dedesidir bu Siyah Panter. Haldun abi bir gün bir arkadaşından bahsederken şey dedi. Ya dedi o da dedi yaşlanmayı seçti. Yaşlanmayı seçmek diye bir şey var değil mi hayatta? Evet. Yani, kabuğuna çekilmek değil mi? Yani bence hayattan 18 yaşında biri yaşama bile yaşlanabilir. Mi? Yaşama evet. Sevincini kaybetmek o. Değil mi? Yaşlanmak yaşlanma aslında. Yaşlanma bence seçilen bir şey. Mesela Aydın Boysan'a bakıyoruz. Aydın abinin neredeyse şimdi yakında 97. doğum günü kutlayacağız. 97 olacak yani. Ama hala kutlar mesela. Hala yaşa haydi gidelim falan yani anladın mı? Yani bu hep çocuk. Selami Şahin, Selami abi yani. Dün gece beraberdik sağ olsun bir sergim vardı ona geldi. Sürekli espri, sürekli şakalar. Ve yani o enerji hiç bitmiyor yani evet. Selami abi de mesela. Böyle adamları görünce de şey yapıyorsun aslında, hayata daha da tutunuyorsun. Evet. Çünkü espri ve eğlence üzerine kurulmuş bir hayatları var. Yaşlanmayı seçmemişler ki. Ama işte o biraz da yapı insanların yaşadıkları, çektikleri acılar hepsi onda biraz etkili oluyor. Eğer çok zor bir hayatları olmuşsa erken yaşta yaşama sevincini kaybedebiliyor insan. Mesela bu adam da yaşlanmayacak ben söyleyeyim sana. Bence yaşarken hayalet olmamak lazım. Bir reklama gidelim ondan sonra bunu konuşalım. Tamam. Adettendir şey de sorayım. Neler oluyor? Dizi devam ediyor. Senin kitap çıktı. Evet. Var mı yeni dizi veya sinema veya sunuculuk? Bu sene çok yapmak istemedim aslında ben. Hı-hı. Televizyona bir şey. Daha çok edebiyata eğilmek istemiştim. Öyle evet. De oldu. Şimdi yeni kitabın hazırlıkları başladı. Yine kalın bir roman geliyor. Helal. Ama şey yani heyecanlandıracak, kalbimi çalacak bir şey çıkarsa hani hiç de belli olmaz. Buradan bir senaryo ve bir sinema filmi çıkmalısı da. Dün bunun konuşması yapıldı. Bakalım da. Sen ne yapıyorsun? O Hayat Benim devam ediyor. Ondan sonra müzik yapmaya devam Kerem ediyor. Kerem Cem miydi? Kerem Cem'di. İşte iki jön bakıyoruz orada yani. Ne yaparız diye. Yalnız jön dedi kendine farkında mısın? İki jön orada bakıyoruz. İnsanlar öyle konumlandırıyor şekerim. Yani
maalesef yaptığımız işin sinemadaki karşılığı bu. Bu Zat-ı Muhterem'in adı çok geçiyor ya. Ha. Onun sebebi de şu, bizi tanıştıran o. Öyle bir durum oldu. Ha, evet. Okey, tamam. Evet, yani, başka? Sinema filmi? Dizi çekerken yapamıyorum. Ben ancak çok sayıda teklif geliyor yani. Keşke yapabilsem ama haftanın her günü doluyum. Ne ara gideceğim, film çekeceğim. Yazları ancak film çekebiliyorum. O yüzden şimdilik bir film yok. Ben bu cumartesi seni dinlemeye geleceğim. Nerede söylüyorsun? Onu söylemiyorsun. Beyoğlu diyorsun. Beyoğlu'nda gelip Cem diye seni mi arayacağız? Ya Beyoğlu'nda Mask diye bir kulüp var. Tamam. 10 yılı aşkındır artık kendi mekanım sayılır. İstediğim gibi orada istediğim her şeyi yapabiliyorum. İstediğim şarkıyı söyleyebiliyorum. İstediğim şarkıyı söylemiyorum. Ben de müzik yapıyorsun zannetmişim. İstediğim her şeyi yapıyorum. İnternetle ilgiliyim şu ara biraz Mehmet ya. İnternet çünkü çok hayatımıza girdi. Instagram girdi hani. Hem de nasıl girdi? Çok fena girdi ve televizyon izlemiyorum ben artık mesela. Televizyona iş yapıyorum. Belki paramı oradan kazanıyorum ama pek de televizyon izlemiyorum. İnternetteyim. İnternet kendi starlarını yarattı. Onları izlemek çok keyifli. Şimdi internete birazcık kafa yormaya çalışıyorum. Yani ne yapabiliriz burada eğlenecek? Çünkü televizyon eğlence yeri halinden çıktı sanki. Eğlenemiyorum ben televizyon izlerken. Böyle bir şey yok. Televizyon aynı da. Biz aynı değiliz. Biz değiştik. Yani insan gelişiyor kendi içinde ve her zaman baktığı şeyde sağlaşmaya başlıyor. Hayır, şöyle söyleyeyim. Televizyonun ilk başladığı zamanlarda izlemek keyifliydi. Çünkü pek fazla sınır yoktu. Şimdi sağından, solundan, önünden, arkasından öyle sınırlar geldi ki. Evet. Onu konuşma, bunu yapma, bunu çalma, bunu içme, bunu söyleme, bunu sakın ha. Bu böyle olmaz, bu böyle olur filan. Televizyonu aldılar, sağından, solundan bastılar. Küçücük şu kadar bir kutu haline getirdiler. Arada CNN Türk izle. O zaman görebilirsin. CNN Türk sürekli izliyorum zaten. O zaman görebilirsin Ahmet Hakan'ı da sürekli izliyorum. Şirin Payız'ını da izliyorum. Ya hastası olduğu programlar var. Hala işini layıkıyla yap. Onlar da ama engelleniyor. Bu şey anlamında söylemiyorum. Öyle düşünüyorsun, böyle düşünüyorsun değil. Her ne düşünürsen düşün. Düşündüğünü söyleyememek televizyonlarda çok korkunç bir şey. Yani. Benim anlamadığım konu şu. Şirin Payız'ın Ahmet Hakan izliyorsun. Mehmet Turgut da falan filan izlemiyor musun? Hiç izlemedim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Kendin de izleme. Bir şey söyleyeyim mi sana? Televizyonların alışık olmadığı formatta bir iş yapıyorsun. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Böyle program yok çünkü. Programda gibi değilim ki ben. Evde her gelen bunu söyledi biliyor musunuz? Aynen ben de. Hiç... Çok da keyif sevdiğim kamerayı bir şey bu. Kamerayı unutmuş durumdayım. Neden biliyor musun? Duymaktan sıkılmadığım bir iltifat değil. Bak ben şöyle söyleyeyim sana. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu olabilir. Senin şöyle bir stüdyo şefin yok. Arkadaşlar kayda giriyoruz. Telefonlar kapandı mı? Bırak onu. Tamam say. 3, 2, 1 yayın filan. Ben kaçarım buradan. Hiç öyle bir, öyle bir durum yok. Stüdyo şefini henüz hala görmedim. Kimse bana bir şey dikte etmiyor. Abi onu öyle bırak şöyle oturursan biraz. Bak şurada ışığın filan demiyor kimse bana. Müthiş bir format. Teşekkür bu. Ederim. Harikasın. Çok sağ ol Cemciğim. Daha iyileri senin olsun hayatım. Canım. O zaman iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Ve güle güle mi diyeceksin? Güle güle diyorum. Geldik. İyi ki bu kostümlere girdik. Aynen. Bayıldım. Nicelerine tekrar bekliyorum o zaman sizi. Teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.